Haftaya notlar idareye teslim edilecek. Bazılarınızın durumu kritik. Buse! Efendim? İsmini hak etmek ister misin? Aptal şey. Onlar için son bir şans. Bu akşam evde bir kompozisyon yazmanızı istiyorum. Konu yurt sevgisi. Yazıp yarın sabah teslim ediyorsunuz. Bu iğneyi de unutmayın. Üf ya! Öğretmenim, yurt sevgisi kelimeleri sığmaz ki. Sen sığdırmaya çalış evladım. İyi teneffüsler çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Yap be abilik. Yaz şu kompozisyonu benim yerime ya. Hiç sulanma. Coğrafya ödevim var. Bir onluk çalışır bak. Yüzlük desen gene olmaz. Üf ya. Nereden çıktı bu yurt sevgisi? Nasıl bulacağım ben bunu? Senin Buse'ye bak. Ne okuyor öyle? Buse? Hayrola? Mektup mu aldın yine? Evet, mektup. Sana ne? Aşk mektubudur garanti. İşinize bakın. Kaç kez söyledim abicim? Mektupla yürümez bu iş dedim. Baş başa olma sıcaklığı başka. Dinlemiyor ki. Hiç de değil. Duyguları nasıl ifade ettiğiniz çok önemli. Tamam, çıkalım bir gün. Bak ben sana nasıl ifade ederim. Hadi oradan. Sen iki kelimeyi bir araya getirip cümle kuramazsın. Ya öyle mi? Vallahi tepimi attırma Buse. O mektup dediğim var ya. Kralını yazarım, kralını. Kalemimden kan damlar benim kızım, kan. Sana öyle geliyor. Yazarsan görürsün ama. Yaz da görelim. Tamam, yarın elinde. Sen istedin beni. Komik duruma düşmekten korkmuyorsun yani. Göreceksin abicim. Akşam oturup bir mektup dökteceğim bu kısa ağzı çıkılacak. Oğlum ne adamsın be? Öğretmen yurt sevgisi yazıyor. Bir sürü afra tafra. Kıza aşk mektubu yazmaya gelince hırs küpü. Bir insanın kardeşi bu kadar mı şakal olur ya? Üf, hadi abi gidelim ya, gel. Bitmedi mi oğlum daha bu yazılar ha? Sorma abi. Kusacağım geldi ama en önemlisi bitti. Kompozisyon ödevi mi? Hani yurt sevgisiyle ilgili. Yok abi, onu şimdi yazıyorum. Bu senin mektubun diyorum. Bir mektup döktürmüşüm canavar. Adil seni. Ne haber lan çete? Nasıl gidiyor? Çalışıyoruz baba. Gör işte halimizi. Vah vah vah. Hakikaten acınacak durumdasınız ya. Suat, baksana kızım. Burada iki tane çocuk var. Ders çalışan. Bizim eşek sıpaları olabilir mi? Ay çok hoşsun sen de Hüsnü. Komşunun çocuklar olacak değil ya tabii bizim çocuklarımız. Ne bileyim kızım ya, alışık değilim. İnsan tereddütte kalıyor istersemez ya. Çalışır benim çocuklarım. Onlar bir tanedir. Aslanlarım benim. Hadi meyve yiyin, dilleriniz açılsın. Ya Hüsnü sen... Ne var ya? Çocuklar yesin Hüsnü. Tamam, bir tane aldık ya. Şuna bak, ne o yazın? Kompozisyon ödevi baba. Yurt sevgisi. Aferin. İyi yaz ha, şişirme. Ay bugünlerde de yazan yazana. Ödevleriniz hazır mı çocuklar? Hazır öğretmenim. Aferin size. Masama bırakıp çıkın. Bir yer okusun. İyi yazdın mı yaramaz? Döktürdüm vallahi öğretmenim. İnanmayacaksınız ama. Hadi bakalım göreceğiz. Bu yazma işi beni çok gerdi abicim. Yazmak bana göre değil. Okuldan çıkınca bir şeyler yapıp stres atalım. Halısı adam aç. Ne dersin? Bana uyar. Bana da uyar. Peki. Buse. Bu ne, söyler misin? Mektup. Hayatımda senin kadar terbiyesizini görmedim. Ne diyorsun sen ya? Ben bütün gece kafamı atlattım ona. Al mektubunu başına çal. Buse. Gözükme gözüme Tekin. Gözükme. Ne yazdın da bu kız bu kadar delirdi lan? Allah canımı alsın, kötü bir şey yazmadım be abi ya. Vallahi bak bu sefer yapmadım mı ilk? Dur lan, merak ettim ne yazmışsın. Öyle güzelsin ki hangi bir yerini sayayım. Yuvarlak tepelerin, sımsıcak vadilerin, aşağı doğru inildikçe. Oha, sapık mısın oğlum sen? Bir de yemin ediyor kötü bir şey yazmadım diye. Abi yandım ben ya. Tabii yanarsın salak, şuna bak. Buyur sevgisiyle ilgili kompozisyon abicim. Ne? Ben yanlışlıkla kompozisyonu vermişim Buse'ye. Öğretmene ne verdin o zaman? Ne vereceğim? Aşk mektubu. Tüh! Allah canını almasın senin. Yandın oğlum sen. Cayır cayır yandın. Oturun çocuklar. Ya Buse yanlış anladın ya. Bir dinle sen. Konuşma benimle salak şey. Evet çocuklar. Sessiz olun. Ödevlere baktım boş dersi. Bazı arkadaşlarınızın yurt sevgisi konusunda ilginç yaklaşımları var. Tekin, çık bakalım ortaya.
arkadaşınızın yazdığı ibretlik ödevden satırlar okuyorum şimdi size. Bir tanem, ben senin gözlerine vuruldum. Akdeniz mavisi gözlerine, saçlarına vuruldum. Saçlarının kavrulmuş başak tarlası. Ellerine uzanmak isterdim. Bereketli bir toprağa hasretle uzanır gibi. İşte bu çocuklar. İşte bu. Yaratıcılık bu. Bakın, bakın da örnek alın. Arkadaşınız yurduna olan aşkını bir sevgiliye duyduğu aşk gibi anlatmış. Neredeyse bir sanatçı gibi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim çocuğum. Ben de. Böyle bir öğrenci yetiştirdiğim için gurur duyuyorum. Aferin. Otur yerine beş. Teşekkürler hocam.